Türkiye 2021 yılında büyük sportif başarılara imza attı. Yıl boyunca başarı, madalya ve şampiyonluk haberleri peş peşe geldi. Covid-19 nedeniyle sporcular için zor bir yıl olmasına rağmen Türkiye'nin en fazla madalya aldığı Olimpiyat Tokyo 2020 oldu. Kadın sporcularımızın 5 madalya kazandığı Olimpiyatta Türkiye toplamda 13 madalya başarısı gösterdi. 6 Şubat'ta Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemde FIFA kokartlı Türk hakemi Cüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçti. 20 Şubat'ta A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubunda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk 3 sırada tamamlayarak FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. 26 Şubat tarihinde Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 7 golle bu organizasyonda bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu. 13 Mart'ta Fransa'nın Nantes kentinde düzenlenen Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı 13 madalya ile tamamlayan Türkiye 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu Esra Bayraksa şampiyonanın en iyi kadın atleti seçildi. Tarihler 21 Nisan'ı gösterdiğinde Türkiye Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronzla toplamda 8 madalya kazandı. Yine 21 Nisan'da Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Gül, Rus rakibi Sergey Kozirev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Böylece Akgül Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla şampiyon olan güreşçi unvanının da sahibi oldu. Mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de aerobik jimnastik dünya şampiyonası yapıldı. 28 Mayıs tarihinde de milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya kazandı. 30 Mayıs'ta ise Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü finalinde Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, Avrupa Kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti. Lacivert Beyazlar basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa Kupası'nı kazandırdı. Takvim yaprakları 30 Temmuz'u gösterdiğinde Türkiye, kadınlar da ilk kez katıldığı boks branşında bu sena sürmeleriyle altın madalya kazandı ve Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk şampiyon boksörü oldu. Olimpiyatlarda bir ilk de 31 Temmuz'da yaşandı. Okçulukta 22 yaşındaki sporcumuz Mete Gazos, finalde İtalyan rakibi Nespoli'yi mağlup ederek altın madalya uzandı ve olimpiyat tarihimizdeki ilk okçuluk madalyasını getirdi. 2 Ağustos'ta 5 madalya kazanan Greco-Romen milli takımı da Avrupa ikincisi olmaya kazandı. 130 kiloda Avrupa şampiyonluğuna uzanan Rıza Kayalp toplamda 10 şampiyonlukla en fazla Avrupa şampiyonu olan Türk sporcu unvanını elde etti. Milli güreşçi Yasemin Adar da aldığı bronz madalyayla Türkiye'ye kadınlarda güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti. 3 Ağustos tarihinde Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Karate'de ise Erkekler Kumite 67 kiloda Eray Şam'dan gümüş madalya, Kumite artı 75 kiloda Uğur Aktaş, Kata'da Ali Sofuoğlu ve Kadınlar Kumite 61 kiloda Merve Çoban bronz madalyanın sahibi oldu. 7 Ağustos'ta Buse Nas Çakıroğlu ise sinek siklette gümüş madalya kazandı. Filenin Sultanları 24 Ağustos'ta Hollanda'yı 3-0 yenerek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya sahibi oldu. Türkiye 27 Ağustos'ta Halter'de 55 kiloda, Besra Duman'la bronz madalya sevinci yaşadı. 28 Ağustos'ta ise judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kilodaysa Zeynep Çelik bronz madalya aldı. 29 Ağustos'ta Londra 2012'den sonra ikinci kez olimpiyatlara katılan Filenin Sultanları ilk defa çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. 30 Ağustos'ta Abdullah Öztürk masa tenisinde erkekler sınıf 4 kategorisinde altın madalya elde etti. Türkiye'nin Tokyo'daki en başarılı branşı da 4 madalyayla masa tenisi oldu. 30 Ağustos'taki bir diğer önemli başarı ise 2020 Tokyo Paralimpik oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. 2 Eylül'de Tekvando'da kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çağdar gümüş, Erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut Bozseke bronz madalya kazandı. 5 Eylül tarihinde Rio 2016'da altın madalya elde eden Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarında Goybol Kadın Milli Takımı ünvanını koruyarak üst üste ikinci kez paralimpik şampiyon oldu. Ve 19 Eylül'de Amput Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'daki ilk yarışta 2021 sezonunun şampiyonluğunu ilan etti. 33 yıllık organizasyonda şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. 9 Aralık tarihinde ise Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E grubunu 3'er galibiyet ve beraberlik sonucu topladığı 12 puanla namalup lider bitirdi. 2021'in son ayında ise Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalyan rakibini 3-2 yenen Vakıfbank 4. kez şampiyon oldu.